ayat evvel gulûb. Medet ya Rahman Rahimin, medet ya Kemal Kemin, medet ya İlahel Alemin. Destur ya Adem, Safiullah. Destur ya Nuh, Şekilullah. Destur ya İbrahim, Hayrullah. Destur ya Musa, Kelimullah. Destur ya İsa, Ruhullah. Destur Muhammed Mustafa, Habibullah. Destur cümle Peygamberimizden ve Resulü İkram Hazaratı. Destur ya sahibel meydan, rıza'en lillahil Fatiha ma'as salavat. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamdle başlarım sözlerime aciz. Cümle Peygamberden ve Resulü Kâmet arasında selatü selam getirdiğim gibi ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine selatü selam olsun, ashabına, ashabına, ahbabına da selam olsun. Ehli beytine, evlad-ı Resulü'ne, Ali beytine. Fatiha'larda okuduğumuz 12 imam 14 masum bak 24 harfın yetişmiş fervan şehidi Kerbela şehidi ve şehidi Hud şehidden de şehidi Unayn şehidi Çanakkale Kıbrıs Afganistan cümle şöyle varın da ruhlar için lillahil Fatiha. Benim ashabım yıldızlara benzer. Hangisine tabir olsanız sizi hakikate götürür buyurdu Peygamberimiz Efendimiz. Ashab aynı zamanda yaşamış olduğu gibi ila nihayeye bul kıyama devam eden iman ehli. Şeriat üzere yaşayan ahbabına. Ashabım yıldızlara benzer işte anlamı. Devam ediyor. Edecek kıyamete kadar. Hazreti Kur'an'ı özetlersek haşa. Allah'ın buyruğunu şöyle anlatmamız lazım değil mi dünyaya? Allah'ın buyruğu da bu. Din olarak İslam'ı seçtim, size dininizi tamamladım buyuruyor Hazreti Allah. Din olarak size İslam'ı seçtim. Size dininizi tamamladım. İslam nedir? Adem aleyhisselamdan, Safiyullah'tan kıyamete kadar gelen bütün peygamber efendilerinin getirdiği şeriatın ismi İslamiyet'tir. Din ismi İslamiyet'tir. Şeriat İmanı anlatır. Namaz nasıl olur, abdest nasıl olur, oruç nasıl tutulur, aç nasıl gider, muamele kısmıdır bunlar. İman, âmentü billahi ve melâketi ve kütübü ve rasûlihi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teâlâ vel vâsbil vâdel mevt hakkını eşheden la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve rasûlühü. Bu bugün de böyle, dün de böyle, yarın da böyle. İman. 6 tane şart. Bu şartlar tamam olduğu zaman iman tamamdır. Şartlar noksan olduğu zaman iman noksandır. Allah'ın varlığına iman edeceksin. Bütün efendim melaike-i kiram hazaratına iman edeceksin.
Bütün peygamber efendilerine iman edeceksin, bütün kitaplara iman edeceksin. Hayrın şerrin Allah'tan da olduğunu anlayacaksın. Kazanın kaderin Allah'ın yedi kudretin olduğunu bileceksin. Öldükten sonra dirileceğine iman edeceksin. Altı şart. Beş derlerse 90. Bu imanı tekeline hiçbirisi alamaz. Efendim İslam'ı kimse tekeline olamaz. Din İslam'dır. Beni İsrail'in de dini İslam'dır. Beni Nasara'nın da dini İslam'dır. Ne kadar şer'i şerif gelmişse dini İslam'dır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar tek din vardır. İslam. Tek din. İşte din olarak İslam'ı seçtim, size dininizi tamamladım buyuruyor. İşte din olarak İslam. İslam, Adem Sabrullah ne dedi Müslüman? En son peygamberimiz Efendimiz, Hazreti Muhammed Efendimiz ne dedi Müslüman? Şahsen getirdim mi? Hayır. Din getiren bir peygamber Efendimiz yok. İbrahim Aleyhisselam'ın dinimize geldik. Halil'im buyurlar, Habibim, sevgilim buyurlar. Onun dini İslam'dı. Hanif'ti. Hanif. Yok efendim iki kol var da bir Müslüman. Bak karıştırma. Hoca. Sen oraya da bir şey atıyorsun. Yapma. İbrahim Aleyhisselam'ın dini neydi? Getirdiği iman şey İslam. İslam dini. Zamana göre yaşantı tarzlarını Rabbim'in emri ilahi üzere kıldığı. Rica ederim. İyi düşünelim. Şimdi 21. asırı yaşıyoruz. 21. asırı acaba 18. asırda, 15. asırda anlatsalar anlarlar mıydı? Bilirler miydi? Hayır. Bugün Allah'ın lütfu ihsanı, hepsi lütfu ihsanı. Hayır, hiç şey değil. Hayır da kullanırsın, şey de kullanır. Lütfu ihsanı, düşün daha. Başbakanımız formuna yazıyor. Diyor ki, kitapları kaldıracağım. Bir ay verdi, toplayacağım hepsi içinde. Öyle zaten. Efendim, cep telefonları oyuncak oldu çabuk çocuğun evde. Ama benim daha aklım vermiyor, ben kullanmıyorum. Kafamı yormuyorum. İhtiyacım yoksa, yani tarafım telefon da olur. Evet. Her şey. Ne kadar güzel bir şey. Allah gittikçe neler görecek Allah'a. Caminin kıblesini ayarlayacağı icbarımız kesilirdi. Fakir elhamdülillah ayarladığım camilerin hepsi doğruymuş. Şimdi açıyorsun bilgisayarı, Kabe'yi malzemeyi olmaya getiriyorsun, cızık çekiyorsun. O kendi çekiyor cızığı. Bulunduğun yere hadi milimetrik. Aman ya Rabbi. Deseler inanır mıydı bundan 100 sene evvel? Bazen yanında bir posta gezerdi. Ben çok gördüm böyle yaşlı adamlar. Postayı kor namaz kıldığı zaman. Buranın kıblesi yanlış. Niye? Hep güneyi kuzeyi gösteriyor ya. O her yerde öyle gösterecek zannediyor mübarek. Ya tüm arz daireleri var, bunu göreceksin de ona göre ayarlayacaksın. Hadi. Hem güney kuzey aynı şeyi ifade etmez ki güney kuzey gösterir. Kıbreyi göstermez. Onu bilmen için ne kadar sağa gittin, ne kadar sola gittin onu bileceksin. Dünyaya Arsur Dairesi'ni ikiye bölmüşler.
Buradan aşina olacaksın ki bunun içinden çıkacaksın. Mesela Ankara 22 derecede. Burada kaç derece bilmiyorum. Efendim? Kuzeyden 52 derece. 57 derece. Hadi buyurun. 57 derece alacağım, ondan sonra çeşitleneceğiz. Ha şimdi bunlar bir durum kalmadı. Dereceler bitti. Eskiden kutup yıldızını bir görmek için büyük ay, küçük ay, dubu ekber, dubu aksar derler Arapçada. Bu ekber, büyük ayı, küçük ayı. Onu üç katlarsın. Gökte görür, ondan parlatır biraz. Kutup yıldızı biraz sönüktür. Daima şimali göster o, kuzeyi göster. Kutup yıldızı. Daima kuzeyi göster. Bütün karada, denizde nerede gidersen git, o fıstığa muhtaçsın. Allah öyle bir şey yapmış ki, bakın ayı gökyüzünde sana efendim takvim kılmış. Takvim. Ama kameri ayı işte 29-30 çeker. 29-30 31 çekmez, 28 çeker. Onun için sene 360 gelir. 5 değildir. Kamera göre, şeye göre, güneşe göre ayarlarsan 365'tir. Efendim, aya göre ayarlarsan 360'tır sene. İbadet günleri kamera göre ayarlanmıştır. Kameraya aya göre. Onun için hikmet tatındadır tabii bunlar. Mesela Ramazan her gün, her sene 10 gün evvel gelirdi. Niye? 360 olduğu için. Yani kameri ay bir hikmete isnaden yapılır ama bunu efendim miladi hesap edenler bunları başka türlü gösterememişler. Ayın bakın, hizmete bakın, hiç değişmiyor. Milyonlarca sene dursa yine ay vazifesini yapıyor. Bir tek bu mu? Yok neler canım. Mescid-i olayları ay, aya vermiş Hazreti Allah. Ay yaklaştığı zaman met oluyor, gerilediği zaman cezir oluyor. Ne demek? Su kabarıyor, iniyor. Daha neler yaratmış Hazreti Allah. Daha aklımız duruyor, bunları anlayamıyoruz da. Anlatacağız. Allah'ın lütfuysa mı? Mesela her gün ihya oluyor. Niye? Ramazan bir aya göre değil. Her ay geziyor. Seneyi dolaşıyor. 36 senede bir ayla geliyor. 36 sene. Her şey bir nizam-ı intizamında kurulmuş. Bir hikmet tahtında kurulmuş. Anladığımız zaman insan değil mi? Aman yarabbi diyor, aman yarabbi. Ne büyüksün yarabbi. Âleme ruhumdan ruh nefrettim, ayrı bir Allah. Aman yarabbi. Beni âlemi nasıl yaratmış Hazreti Allah? Diğer mahlukattan nasıl üstün kıldı? Hala bilmiyorsa o beni âlem, o insan olmayan Hazret beni âlem. Yuh olsun demiş. Yuh çelik. Bir haline geçecek bu fırsat. Yuh lan yuh. Hani Mecnun'un birisi bağırırmış cenaze geçerken yuh diye arkalarından. Her cenazeye bağırırmış. Adet edilmiş. Tabii istisna eder bu onlarda. Bir gün de bu Mecnun ölmüş de bir de biz yuh diyelim buna demişler. Herkes de çekiyordu biz buna da yuh diyelim. Yuh deyince kaldırmış kafasını da. Ben de onlar gibi gidiyorsam bana da yuh olsun demiş. Ben de onlar gibi gidiyorsam bana da yuh olsun demiş. Olur mu? Ve valla gülü şey. Evet.
Şahit olduğum bir şey de anlatayım size. Belki anlatmışımdır da. Bir hoca efendilerle görüşüyorduk da. Birisi dedi ki bir olay oldu, ben çok daha hala etkisi altındayım dedi. Bir yerden davet olduk da oraya gidiyorduk dedi hoca efendiyle. Bir şey efendi. Bir köye uğradık dedi. Bizi karşıladılar, misafir ettiler. Yolumuzun üzere. Ya iyi geldiniz. Bir garip öldüydü bugün. Kimse de yok bunların cenazesini kaldıracak. Allah gönderdi sizi dedi. Ne vazife diye peki dedik. Kaç dedim falan. Getirdiler cenazeyi. Namazını kılacağız. Hoca efendi geçti diyor, namazını kıldıracağım. Göğsümden itekledi beni oradaki yatan diyor. Sen geç çek kendisini diyor. Bizzat bunu yaşayan adam anlattı. Bir kitapçıda. Hacı Bayram kitapçısında. Yemin ederim gözleri yaşararak anlattı. Hoca efendi. Benim gözümden tekledi dedi. Geç çek yazın dedi. Namazı bozdum dedi. Sen sana, valla sen istiyor dedim dedi. Sen istiyor. Keşke okuldu dedi. Cemaat de merak etti, bu neyin geçti ya. Dedim valla benim göğsümden itekledi bir şey kıldırsın diye şey çağırdı. Ama şey o. Evet şey. Ziyade divane dedi ki benim cenazem bir şey kıldıracak. Rahim aslında var. Benim cenaze namazımı şey kıldıracak diye gezer diyor lan. Ağlaşlar. E şimdi siz onlara öyle demeyin, onlar diridir ama siz bilemezsiniz diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Allah diyor. Siz onlara öyle demeyin, onlar diridir ama siz bilemezsiniz. Selman Farisi radıyallahu anh Efendimiz bütün semavi dinlerde iştigal etmiş, haşa. Şu kötüydü, kötüydü değil de Muhammedi olmuş sonra. Tek insandı, başka ikinci yok öyle. Ve çok bilgili, görgülü insandı. Medine-i Münevvere'de Hendek Muharebesi'nin hendeklerini kazdıran zattı. Maneviyat ehli. Sufa ehlinin. Den. Bir gün Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çağırdı beni diyor. Ya Selman, sizden bir kişi vefat etti. Bunu sen kastettin. Dedi diyor. Perde arkası da kastetti. Ben Hazreti Resulullah'ın emri üzere perde çektim. Arkasında kastediyorum. Acaba temizleme icap eder mi diye avret mahalline el attım diyor. Yani bakayım da temizleme icap ediyor, sonra da temizleyeyim dedim. Elimi yaklaştırmadı, şiddetli çekledi diyor böyle. Acaba hayal mi görüyorum dedim. Tekrar teşebbüs ettim, tekrar çekledi. Geri çekildim dedim, sen ki ölüsün, diri iş işlersin. Sen ölüsün ama diri iş işlersin. Dedi ki Selman, gözünü hafif araladı. Hazreti Resulullah ne dediyse öyle yap. Hadi. Ben çabuk baktık, gönder yerime.
Allah değil mi? Aman ya. Allah ya. Evet. Benim anacığım da Saliha kadındı. Dervişti. Anacığım. Herkesin anası değerlidir de. Evet. Anacığım bana öğretmişsin namaz surelerini. Daha çocukken. Bana Allah'ı tanıttı, Resul'ünü tanıttı. Daha çocukken. Anacığım teneşe tahtasını yıkarken ben görmedim tabii. Kabul diye işletiyorduk. Babam ilgilendi, çalma getirdiler, anam hatırladı. Ha şurayı da diyeyim, oğlumu göreyim bir gün ömrüm olsun demiş. 4 sene askerlik yaptım. Başka kimseler yok. Anam da çok meraklıydı Abdülhamid'e. Bir gün ömrüm olsun ya Rabbi, oğlumu göreyim yalnız. Geldim yavrum, ölüme yetiştin dedi. Bir gün görüş. Bakın, ne oldu ana, başka bir şey yiyelim. Evet. İşte kitabına şu mührün vurulmasa sebep anam. Anam oğlum daş oldu. Sen daş olur oğlum. İnsanlar diyordun da benimle istisna ediyordun. Ana istisna ediyordun seninle. Hani bir daş olmuş göster de inanayım diyordun. Kalınca şaşırıyordu. Aman oğlum Allah adamı daş eder. Kuru güzel bir söz. Ama ben nedense biraz böyle acayiplik var benim yaratımda. Ana göster bana. Halbuki anam her şeyim benim. Babam hoca. Babamın bir kelime öğrenmedim ki ben. Babam hoca. İmamlık yapmış kaç sene. Askere götürmesinler harp zamanı. İmamlar götürmüyorlar. Sonra imamlar da toplamışlar tabii. Babamı da götürdüler. Neyse. Anacığım vefatında gazeteden kadın hocalar. Eşhedü en la ilahe illallah. Anam şahadet parmağını dikmiş oraya. Çığlık atmışlar hep. Kaçışmışlar. Allah Allah böyle ölüm olur. Niye anlatıyorum bunları? Hikaye değil. Yaşayın. Allah aşkına yaşayın. Nefsin niyetiyle olmayın. Evet nefsin hazından ihsan etmiş Hazreti Allah. Meşgul. Meşgul mu dışına hiç? Tezgih ederim sizlere, sizlere değil. Çıkanlara diyorum Allah korusun. Bantamadığı için. Dünya dinlesin, dinlesin. Ne olur. Allah bizden korktuğu için bu emirleri vermiyor. Bizi koruyor Rabbim. Niye yarattı cenneti cehennemi? Onu daha iyi anlayacaksın vardığın zaman oraya. Evet. Niçin? Alemin halıkı birdir. Neden bazı kafirdir? Bu ne hikmet, bu ne sırdır? Bilen gelsin bu meydana diyor Niyazi Mısri. Mısırlı Niyazi. Meşayihten. Bilen gelsin bu meydana. Alemin halıkı birdir. Değişmiyor ama bu birliği de biz bozmaya başladık. Allah saklasın. Şimdi düzeliyor elhamdülillah. Evet. Ne ediyorsun? Ben de bir zaman katı kurallarla yoruldum. Öyle yaşattılar beni. Kaplamacılık yaptığımda
Kule dibinde, kabinacılar orada umumiyetle ıslanmıştı kule dibi. Meşhur kabinacı tüccarlar orada. Oradan alışverişlerdi. Oraya giderken havranın önünden geçmeyeyim diye ta uzaklardan ulaşıyor. Allah affetsin bu sorunu. Yani hala uçurulu yaşayan insanlara insan ödeyeceksin. Telkin edenlere. Hocalık kisvesi altında. Ehli kitabı kafir gavur gayrimüslim tanıtan insanların hayır gelir mi? Allah şerlerinden korusun. Bir gün gelince, bir şeriat gelince ya şeriat iptal olur. Allah Allah. İptal olan bir şey yok diyor Hazreti. Ne iptal ediyorsun? Ama birkaç kişiyi hizaya getireceğim diye olmadık kelamlara tevessül ettim. Yazık. Keşke doğruyu söyleseydin. Biliyorsan tabii. Tekelin aldın İslam'ı. Bizden başka Müslüman yok dedin. Bir de beş şart koştun. İslam'da şart yok ki ya. Nereden çıkardın İslam'a beş şart koştun? İmanı getirdin oraya tutturdun. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün insanlar İslam fıtratıyla dünyaya geliyor. Allah var diye Müslüman. Yaratıcısını az çok idrak etmiş bir kişi Müslüman. Fıtratında var o senin Peygamber Efendim buyurdu. İslam fıtratıyla gelir, terbiye dinlerse onu öyle yapar buyurdu. İslam fıtratı. Hangi peygamber din getirdi bana bir gösterir misin? Hiç. Herkes Atam İbrahim'in dininde gelişiyor. Peygamber Efendimiz Atam İbrahim'in dininde gelişiyor. Onun dini Hanif'te gidiyor şu anda. Beni İsrail beni nasıl ara Kur'an az imkanda bizden Müslümanız diyorlar. Doğru. Ama şimdi niye dedirmiyoruz insanlara? Niye korkuttuk İslam'dan? Hele bir de beş şart koşmakmış ama ondan sonra kimseye mal etmedi tabii beş şart koşunca. Yaşayan insan, hayır İslam Allah var diyor Müslüman. Diyor Hazreti Allah. Söyle Habibi Medevi'ye iman ettik demesin, İslam'a girdik desin bitti ya. Daima kalbine yerleşmedi. Müslüman olduk için. Derviş iyi anlıyorsun değil mi? Ben haşa bir kişinin dergahından uzaklaşması beni öldürür, mahveder. Yani mesul gördüğüm zaman diyor kendime. Şimdi açıkça diyorum ki her zaman diyor. Sen bu amenteye iman etmiyorsan, bu sözlerinde tevil tarafını arıyorsan, Allah aşkına dergâhta dervişim diyor musun? Sen kimsin? Ben Allah'ın aciz kuluna başka bir şey değilim. Peygamberimizin, Efendimizin verasetindeki yolu. İşte izin cazetlerimi aşikar gösteriyorum. Gizli değil benim. Rabbimin verdiği ihsan ettiği vazifeyi taşıyorum. Ha, acaba diyorsan hava alıyorsun. Hiçbir ihtiyacımız yok. Ama ihtiyacımız var şuna. Bütün insanlar keşke aynı imanı olsalar. İhtiyaç bu.
Evet. Çekinmeyin, sorun. Ya şöyle niye böyle oluyor deyin. Kapılmayın hikayelere. Çeşitli rivayetler, aman efendim neler oluyor. Bizim peygamberimiz hepimizin üzerinde diye bir şey yok diyor Hazreti Allah. Yapma öyle. Ayırt etmeyin birbirinden. Onlar benim Resulümdür, kulumdur, elçimdir. Bitti ya. Ayırt etmeyin birbirinden. Ama hangisinin şeriatına tabiysen onu yürüyeceksin. Bir uzatma başkasına. Bir uzatma uzatır. Allah verdiğini geri alıyor. Kaldırdı falan. Hadi atık yavruyor. Gidiyor, yürüyor. Bırak ya. Sen nereden çıkarıyorsun? Sen insanları tanımıyorsun. Allah'ın her peygamberi makbul. Allah'ın elçisi. Birini kabul etmiyorum diyorsan imansızsın. Kitabın şunu kabul etmiyorum diyorsan imansızsın. İşte amene Resulü bima zeyleyhi min Rabbi vel me'unum. Kullu namene billahi ve melaketi ve sülü ve Resulü. La neferruhu beyni ahadin ve Resulü ve galü semina. Ve atana gufranike Rabbena ve leyken mazir. Allah'ın gönderdiği peygamber, Allah'ın gönderdiği kitaplara iman etler, peygamberlere de iman etler. Müminler de iman etler. Müminler de iman etler. Yazık satın. Okuyun. Olmayanlar istesin alsın. Evet. İmanın şartı, tekrar ediyorum, altı şartı var imanın. Bu altı meziyet bulunmuyorsa kişi imanı noksandır. Bunların altısı da bulunuyorsa imansızdır. Ölçü. Peygamber Efendimiz buyurdu. Âmentü billahi, Allah'ın varlığına inandım diyeceksin iman. Ve melâketihi, melâkelerine inandım. Ve kütübi bütün kitaplarına iman ettim. Ve Resulü bütün Resullerine iman ettim. Dikkat et. Hikaye değil bu. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Hayır şerrin Allah'tan olmayandım. Kazanın kaderin Allah'tan olmayandım. Öldükten sonra dirileceğime iman ettim. İman. Kim diyor? İmam Maturidi Hazretleri, İmam Hasan-ı El-Eş'ari Hazretleri. İki türlü imanda mezhep imamımız vardır. İmam Maturidi, İmam Hasan-ı El-Eş'ari. İkisi ittifaken Ahmet'i Kur'an'dan çıkarıyorlar. İman, Allah'ın buyurduğu iman. Bizler Hanefi mezhep olarak Maturidiyiz. Eşari mezhepten olanlar var. Maturidi var. İki mezhep var diyorum. Dikkat edin. Amele gelince efendim Hanefi mezhep var, Hanbeli var, Şafii var. Maliki var, İmameyn ayrıca içtihatlarına tabi olanlar var. Keşke fitne oluyor diye içtihatları durdurdular, durdurmasalardı. Büyük hata ettiler. Bugüne göre içtihat yapılmıyor, yapılması lazımdı. Dünün içtihatıyla gidemiyoruz, olmuyor. Evet bir şeyler veriyoruz ya, Allah razı olsun. Ama hala bugün zekat kimlere farz yeteri kadar anlatamıyoruz. Nisaba kimle girmiş anlatamıyoruz.
Halen hesabı 200 dirhem gümüş, 20 miskal altın, işte 40 koyun, 5 deve, ben onu anlatıyorum. Hala bunları anlatacağız. Hele nikah kıyarken o kadar gülüş ki. Ha. 500 bin kuruş mihrime çelak yakıyor. 500 bin kuruş. Kızın bekaresine 500 bin kuruş alıyorsun. 500 bin kuruş, 500 bin kuruş. Ekmek bile vermezler ya. Ha, 1000 kuruşa çıkarmışlar onu, 1000 yapmışlar. Hala 500 bin kuruş diye kıyanlar vardır. 1000 kuruş diye kıyanlar da vardır. Efendi gülünce oluyoruz. Hele bir devir işlerimiz var. Allah muhafaza buyursun. Rabbim ümmeti Muhammed'i korusun. Bütün ümmetleri korusun. Devir. Fakir fukaranın elinde kalanı aldılar, devrederler onu fakire vererek. Kabul tepti o. Ha, aldım kabul ettim, ya ettim, aldım kabul ettim, ya ettim. Utanmadık. Yani, oyun mu oynuyorsun, ne yapıyorsun? Efendim bu kadar para bulamaz da biz az parayı fakire vererek geri alıyoruz. Şey vererek geri alıyoruz. Onu da atıyor. bir de makam tutturalım, bir saz getir de. Şıkıdım, şıkıdım. Evet, abi. Hele hülya var ki Allah korusun. Anlat hülya var. Nasıl istismar etmişler, nasıl dejener etmişler. Hala bunun üzerine giden salaklar var mı? Salak diyor. Duyacaklar abi. Dünya dinlesin. Hala hülle yapan var mı acaba? Ne yapıyorsun orada? Ya tekrar nikahım caiz oluyor. Deyus oluyor ya. Deyus ediyorsun kendi kendini bırak ya. Neyse. Güya Allah'ın kanuna uyduracaklar. Uydurma dolaşacaklar. Tövbe estağfurullah. Duysunlar. Şahit olun buna çok. Bilmiyorum şimdi yine var mı. Zaten görsen cinnet getir. Evet. Allah muhafaza buyursun. Evet Rabbim. Zatına layık kul. Sevgili Habibine layık ümmet eylesin. Ahir zaman Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin şeriatı üzere yaşamaklığımız emrolundu. Başka şeriatlar üzere yaşayanlar kardeşimiz bizim. Kafir gavur bayılmıştır demek. İptal olan bir şey yok. Hazreti Allah onları da kabul et diyor. Etmesen imansızsın diyor. Bitti. Dünyanın buna ihtiyacı var. Biz 40-50 senedir bu davanın üzerindeyiz. Bütün krallara kraliçelere işte gönderdiğin mektupların cevapları burada. Evet. Teşkil ediyoruz. Sevgiler yaptılar memlekte. Yani saklı gizli tarafımız yok mu? Din İslam'dır. O biri Hristiyan'dır, o biri... Hayır değil, efendim. Hepsinin dini İslam. Ha kabili ismi, Hristiyan olur. Musa diyor. Peygamberin adıyla da anılır. Musa diyor, İsa diyor. Harun'u da oydu falan. Muhammed diyor. Ayırt etmeyin birbirinden Allah'ın buyruğu. Ehli kitabın yediği içtiği size helal. Sizin yediğiniz içtiğiniz onlara helal. Haramiyet tabii. Domuz eti bilenler zahram olurmuş. Bunları karıştırma. Öyle icap etmişler. Bugün tırışın diye bir hastalık vardır. Onun için ben etmişlerdir. Efendim. Mihirlerini ödemek suretiyle namuslarını, iffetlerini koruyan kadınlardan nikahını satın alabilirsiniz. Ne kaldı? Ya Rabbi. Hepsi tamam. Hadi.
Peygamber bir namaya gitmeyin, onlar benim kulumdur, Resulümdür, elçimdir. Peygamberimdir. Peki. Ne kadar geldiyse dilimize ikrar ediyoruz, hepsi haktır, gerçektir. Evet, kalbimizde de tasdik ediyoruz. Tasdikimizde ve devamız elhamdülillah. İman bu yavrum. Derviş bu. Şeriat ehli bu. Başka bir şey değil. Beş vakit namazını vaktine kılacaksın. Bir özrün yoksa. Hatta Allah'ın rızasını daha çok istiyorsan 6 gece namazına devam edeceksin. Gece. Peygamber Efendimiz'e buyurduğu gece namazı. Ey bilgisine birine Muhammed, gecenin nısfında kalk. Kalkamıyorsan leylinde kalk. Kalkanlar da seninle beraberdir diye müjde var Allah'ın önünde. Teheccüd. Efendim üzerinde kaza var, kazanı olur. Hem teheccüd sevap alırsın hem kaza. Hem kaza yerine geçer hem teheccüd sevap alırsın. Ne güzel değil mi? Ama 5 vakit namazı kılmadı. Gece kalkıyor teheccüd. Oturduğun yerde. Öyle oyun yok. Ne işlerle yapıyorsun? Hani tekrar ediyorum. Birisi bana yolda şey dedi de profesörmüş. Hem de felsefeci. Felsefe profesörü. Yanına oturduk. Öyle düştüm. Kader. Kelle felli bir adam. Kelle kulak yerinde. Ben de dersim biraz noksan kaldı da şimdi bacağım arasında göstermeden yapıyorum. Gördü nasılsa tesbihi. Hayır gördüm diyor ki kimse bilmem diye yok otobüse gidiyoruz. Yanımdaki gördü öyle görür. Derviş misin dedi. Evet dedim elhamdülillah. Ben de sen gibi arıyordum. Dedi. Bazı soracağım şeyler var. Olur buyur. Buyur dedik. Yani ibret olsun diye anlatıyorum. Belki birkaç kere anlatmışımdır da. Geri gelince duramıyorum. Ben akşamları dedi, 2 rekat namaz kılıyorum dedi. Maşallah, çok güzel. Bazısı diyor ki 4 kıl, bazısı 6 kıl. Sen ne desin dedim ona. 5 vakit namazı kılıyorum değil mi? Ya ne yapamıyorum. Sen ne desin? Hiç kılma dedim. Biz de seni dedi bir şey zannettik de dedi. Adam hakaret ediyor bayağı. Biz de seni bir şey zannettik de sorduk dedi. İyi sorduysam ben de cevap veriyorum. Hiç kılma. Nasıl diyorsun bunu? Ya Allah'ın emrettiğini kılmıyorsun da sen kendini Allah'a bağışlayın mı veriyorsun? Fezmek tövbe sorun demedim de. Sen Allah'ın emrettiğini kılmıyorsun. 2 mi kılayım, 4 mi kılayım? Hoca şöyle dedi, 6 kıl dedi, 5 kıl dedi. Ya sen 5 vakit namazı kılmıyorsun. Bunlar namaz değil ki senin için. Emri ilahi yerine getirmiyorsun, sen de değil. Bağış veriyorum. Hala hala. Kimsin sen? Kalksan da yanımdan. Kalk. Her adam varken yere de gitmedi. Bir yerde durdu dedi, indi. Nasıl asabın olduysa adamın. O benim asabım oldu. Neyse, lillahi'l-Fatiha.